Herkese mutlu cumalar, mutlu sabahlar, dualarınızın, kalbinizdekilerin gerçekleştiği bir gün ve güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Cumartesi, pazar günü inşallah sizin arzu ettiğiniz, bütün hafta beklediğiniz ölçüde güzelliklerle geçsin. Bu iyi niyetlerle başlayalım, bu güzel dileklerle başlayalım. Hafta içine ait bu son çalışma gününde, bu haftanın son 10'da 10'una. 17 Temmuz'u gösteriyor takvim yaprakları ve Eskişehir'de bugüne dair gelişmeler, dünden bugüne yansıyan başlıklar neler? Kısaca aktarmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Dilimiz döndüğü, elimizden geldiğince. Dün kentin En İşlek Caddesi'nde saç saça baş başa bir kavga vardı. Biliyorsunuz, mutlaka internette takip etmişsinizdir. Bugün başlıklarda, manşetlerde de görebiliriz. 2 Eylül Caddesi, Esnaf Sarayı'nın olduğu cadde üzerinde bir kadın boşandığı kocasının yeni eşine saldırmasıyla ortalık bir anda karıştı. Saç saça baş başa uzun süren bu kavgayı polisler dahi güçlükle ayırdı. Bir tarafta tabii eski bir eş var, diğer tarafta yeni bir eş var. Karşılaşıyorlar yolda. Ama tabii ki ne olursa olsun yol üzerinde bu tür İnsanın kendini ifade etmeyle, insanın hakkını aramasıyla ilgili eylemler şiddete dönüştüğü andan itibaren geçerliliğini, haklılığını yitiriyor. Dolayısıyla tasvip etmiyoruz tabii ki bu tür bir durumu. Dünden bugüne gündemde aslında dün burada sert bir şekilde eleştirdiğimiz gelişme sosyal medyanın da gündeminde. Biliyorsunuz kızıl geyiklerin avlanmasıyla ilgili ihale. Dün demiştik ya, bu insanlığa sığmayacak bir şey, bu vicdana sığmayacak bir şey. Gerekçesi, bahanesi ne olursa olsun bunun aklanacak, bunun bir şekilde reba görülecek bir tarafı yok diye dün sosyal medyada ulusal anlamda bu işe, Eskişehir'de gerçekleşecek 20 Temmuz'daki ihaleye tepki yağdı. Umarız bu tepkiler, bu bir şekilde işin ucunda olan gerek bakanlık gerekse müdürlükler bazında yetkililerin kulağına kar suyunu kaçırmıştır. Ve bununla ilgili iptal kararını inşallah kısa sürede, çünkü 20'sine pek bir şey kalmadı, kamuoyuyla paylaşırlar. Yoksa para vermek, para vermenin karşılığında 530 bin lira gibi bir bedel var. 18 kızıl geyiğin bir şekilde ölümünün doğaya sağlıklı, diğer geyiklerin üremesi için verimli olabileceğini iddia etmek, dediğim gibi bana çok mantıklı gelmiyor, çok vicdani gelmiyor. Evet, bir takım gerekçeler öne sürülüyor. Dün de demiştim, hani üreme için, orada diğer kızıl geyiklerin varlığını idame ettirebilmesi için, ama milyonlarca yıldır bu ekolojik sistem kendi kendine yetiyor da şimdi mi acaba insan eliyle biz ekolojiye destek vereceğiz? Ya da Türkiye'de şöyle bir son dönemlerde kafanızı, hafızalarınızı zorlayın, başımıza gelen hadiseleri. Yangın çıkıp kesinlikle burası bir başka turizm alanına dönüşmeyecek ya da kesinlikle yapılaşmayacak denilen alanları bir gözünüzden geçirin. Daha geçtiğimiz yıl başlayan Kaz Dağları'ndaki çalışmaları, çok uzağa gitmeyin Eskişehir'de. Eskişehir'in ve Türkiye'nin en verimli tarım ovalarından biri olan Alp Ovası'nın üzerine dikilmek istenen termik santrali. Kaymaz'da yine tarım arazilerinin yanı başında eski havuz yetmediği için Siyanür Barajı'nın inşaatının başladığını da düşünürsek, bu kızıl geyiklerin bir şekilde doğanın verimliliği için insan eliyle öldürülecek olmasını aklamaya çalışmak çok tutarsız, çok beyhude bir çaba gibi kalıyor. Efendim, Sakarya'nın da manşetinde kadınların eş kavgası var. Diğer tarafta da Eskişehir ve Bilecik'te eş zamanlı gerçekleştirilen bir operasyon var. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 kişi eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte çok sayıda dijital materyal ve DEAŞ amblemleri ele geçirildi. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan bir terör örgütü DEAŞ, biliyorsunuz. Çok fazla hani bir dönem ne olduğuyla ilgili, kimlerin maşa olarak kullandığıyla ilgili bir şüphe vardı kafalarda. Halen daha o şüphe devam ediyor. Faaliyetlerini bitirmiş değiller. İşte böyle
zaman zaman gerçekleştirilen operasyonlarda tekrar hatırlıyoruz ve ellerine sağlık diyoruz yine emniyet güçlerimizin. Zehra Küçükçiğli, yazık canlılara, bu insafsızlık, parayı ne kadar seviyorlar diyor. Değil mi Zehra Hanım? Yani şey garip geliyor, yine döneceğiz aynı konuya geleceğiz ama şimdi onun canını veren biz değiliz. Versek bile hani böyle bir hak reva mıdır, o ayrı bir tartışma konusu ama işte parayı verdiğin andan itibaren kendini onun sahibi, onu vurmakla ilgili bu vicdanı akladığını düşünmek. Hani bunu düşündürecek kadar biz neyi yitirdik? Hani eğer zararlıysa bu canlılar, eğer diğerlerinin üremesine engelse ya da bunların çok fazla üreyeceğiyle ilgili bir endişe varsa onları alırsınız, özel bir bölümde rehabilite edersiniz, ne bileyim kısırlaştırırsınız ya da ayrı bir bölüm içerisinde diğer genç geyiklerle karışmadan ömürlerini orada vefa ederler. Koskoca bakanlık 18 tane geyiğe bakamayacak, onları kontrol altında tutamayacak kadar aciz içinde mi? Geleceğimize miras kalacak. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Faaliyetleri düzenlemesine ilişkin bir işbirliği protokolü imzalanmış. Bu arada dün sosyal medyada dolaşırken karşıma Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri diye ilk 10 üniversitenin sıralandığı bir tablo çıktı. Şimdi bu tür tablolar işte 10, 20, 50'ye kadar gidiyor ama ne yazık ki o 50'nin içinde bile Eskişehir'de faaliyet gösteren Anadolu ve Osman Gazi üniversitelerimizi göremiyoruz. ESTÜ için henüz çok erken. Daha çok yeni kurulmuş, kuruluş sancıları çeken, hafızası hani diğerleri kadar geniş, donanımlı değil henüz. İleride ondan da bekleyeceğiz ama şehrimizdeki üniversitelerin bir zamanlar hakikaten Türkiye'de bilimsel anlamda tozu dumana katan üniversitelerin akademik anlamda bu kadar geriye gitmesi bizi üzüyor. Başka konularla gündeme geliyor olması tabii ki bir Eskişehirli olarak gelecek adına da kaygılandırıyor. Rem Orban model olacak diyor Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç. Akıllı kentsel dönüşümün hızlandırılması projesiyle hayata geçirdiği Yaşam Köyü projesinin 3. ve son konferansını online olarak gerçekleştirmiş Ataç. Rem Orban'ın yarının şehirleri için küresel akıllı şehir modeli olacağına inanıyorum diyor. Ya, Söğüt Önü ile o Batı kentin arasında muhteşem bir yaşam köyü var. Hakikaten örnek model bir köy. Özellikle kendi içinde dezavantajlı vatandaşlarımız adına ciddi orada bir rahatlık var. Bir tarafta Alzheimer'lılar ki aileler bu dertle iştigal edenler çok iyi bilecekler. Bunun yanı sıra bir de tabii engelliler için de orada çeşitli çalışmalar yapılıyor. Son derece güzel, örnek bir iş. Devamı diğer belediyelerimize de örnek olsun bu anlamda. Çünkü talep çok fazla. Orada yer alıp bir parça rahatlamak isteyen insan çok parça, aile bazında da hani çok fazla. Her yerde olduğunu düşündüğümüzde ciddi bir rahatlık getirecektir bu. Hicran Özdemir diyor ki, günaydın, neyimizi yitirdik belli değil mi? İmanımızı yitirdik, Allah korkusu kalmamış kimsede, can almayı marifet sayan insanlar diyor. Buna da katılıyorum. Hani sadece inanca da bağlamıyorum ben. İnanç tabii ki çok önemli, çok değerli. Keşke o birbirimize attığımız cuma mesajlarındaki samimiyetin %10'u olsa. Geçen bu Ayasofya konusunda da dile getirmiştim ya, buna çok seviniyoruz, sevinelim. Ama bu kadar ibadetimize, bu kadar bir şekilde Allah'la aramızdaki bağı güçlendirecek etmenlere coşkuyla sahip çıkıyorsak, neden bu işkenceler, neden bu katliamlar, neden bu tecavüzler, neden bu sapkınlıklar, neden bu kadar kul hakkı yiyoruz? Bir başkasını neden, ne olduğunu bilmeden lince tabi tutuyoruz, yargılıyoruz, dışlamaya çalışıyoruz ya da gelişi güzel onun hakkında gıybet yapıyoruz. Tüm bunları böyle bir düşündüğümde bir yerde tutmayan bir şeyler var. O cuma mesajlarıyla ilgili bazen samimiyetsiz bulduğumu ifade etmemdeki ana etmen de bu. Hani ararsın kalpten, içten bir cuma günleri hatır sorarsın, dileklerini dilersin ama bir tane fotoğrafın ucuna iliştirilmiş ne olduğunu bile belki 10 dakika sonra hatırlamayacağımız bir sözü 350 kişiye gönderince mi bir şeyler yoluna giriyor? Hayır, girmiyor. O yüzden evet, böyle bir yitirdiğimiz
insani değerler var, yitirdiğimiz bir inanç var, bir korku var. Hepsini bir araya koyduğumuzda işte yaşadığımız dünya ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi protokol imzalıyor. 6 ilçeye tarım desteği, önemli bir destek. Ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticilere imkanları ölçüsünde destek olmaya çalışan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclisi'nden aldığı yetkiyle 6 ilçe belediyesiyle tarım alanların kullanılması için protokol imzalayacak. Nedir bu? Türkiye'nin dört bir yanında dut fidanı ve yerli tohumları üreterek Eskişehirli çiftçilere dağıtmıştı daha önce. Şimdi de Alpu, Mahmudiye, Mihal Gazi, Miyalıçık, Seyit Gazi ve Sivrihisar belediyeleriyle bir protokol imzalanacak. Tarıma elverişli olan Büyükşehir Belediyesi'nin arazileri var. Biliyorsunuz yeni Büyükşehir Yasası, bütün şehir yasasıyla birlikte devrolmuştu Büyükşehir Belediyesi'nin pek çoğu. Bunların çiftçiler tarafından kullanılmasını sağlayacak ama bir kooperatif modeliyle sağlanacak bu. Dolayısıyla üretime bir nebze olsun katkı olacak. Çünkü en temel ihtiyacımız gıda. Bu gıdayı şu an Türkiye topraklarında bu kadar verimli arazi varken çok etkin bir şekilde üretemiyoruz. Üretmek için atılmış bir adım. Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in Tülomsaç'la ilgili ciddi anlamda sert bir eleştirisi oldu. Tülomsaç, hep diyoruz, 125 yıllık bir geçmişi var. Eskişehir'de doğmuş, bir hikayesi, bir öyküsü var ama el sallaya sallaya gitti. Eskişehir'in önde gelen bu kuruluşunun Cumhurbaşkanı kararnamesiyle TÜRASAŞ'a bağlanmasının Eskişehir'de yarattığı kaygıları da Çakırözer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. İlk defa bu kadar sert gördüm uzun bir zaman sonra Çakırözer'i. Yeni şirket kurulalı 5 ay oldu diyor. Ortada sadece ismi var, binası yok, adresi yok, görev tanımı yok, hedefleri yok. Sadece atanan yöneticileri belli. İBB'den, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılmak zorunda kalan bürokratlara Ankara'da diyor ballı koltuklar hazırlanmış diyor. İyi ama birilerine koltuk yaratmak için 126 yıllık birikime kıymaya değer mi? Size sormuş olalım biz de, değer mi? Evet, son olarak Eskişehir Spor tek çalışmayla geçirdi günü. Siyah kırmızılı takım Bolu'yla oynayacak. Karşılaşmanın önemini bir kez daha altını çizelim. Ligde aslında Bolu'nun da kaderini tayin edecek Eskişehir Spor. Hem bu sezonun ve içinde bulunduğumuz şu anki TFF 1. Lig'in bizim için son maçı, artık bir daha bu ligde yer almayacağız. Hem de belki Bolu için de son maç olabilir. Eskişehir'in galibiyeti Osmanlı'nın da puan alması durumunda, 3 puan alması durumunda ligden düşen takım Bolu Spor olacak. Hani sezonun ilk yarısında Eskişehir kümeye diye bağıran Bolu Spor olacak. Dolayısıyla buna motivasyonu yüksek bir şekilde hazırlanıyor. Elde tabii ki eksikler var. Sözleşme imzalamadığı için kadroda yer almayacaklar var. Genç yine yıldızlarımızla, yıldız adaylarımızla oynayacağız. Umarım keyifli bir maç olur. Bu arada Samsun Spor'un başkanı bir sohbette, bir canlı yayında Eskişehir Spor'a da bahis açtı. Samsun Spor'u şirketleştiren ve TFF 1. Lig'e çıkarmayı başaran Başkan Yüksel Yıldırım, Eskişehir'de bir iş adamı çıksın, benim gibi parasını koysun, kulübü şirketleştirsin dedi. Gerçekten üzülüyorum dedi. Eskişehir Spor'u hak ettiğini dile getiriyor. Güzel bir takım var diyor, güzel bir seyircisi var, güzel bir şehir diyor. Gerçekten üzülüyorum, böyle takımlar, onların yeri buralar olmamalı şeklinde konuşmuş. Çok iyi niyetli gördüm. Zaten hani Samsun Spor'un bu düştükten sonraki öyküsü içerisinde gerçekten önemli bir yeri var. Çok ciddi de paralar harcadı ama hedefine de ulaştı. Temiz yürekli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Samsun Spor sevdiğimiz bir camiadır. Hak ettiği en kısa sürede Süper Lig'e gelir. Tüm şehir takımları. Hani Kocaeli'de orada görmek isteriz biz. Ben Sakarya'yı da görmek isterim orada. Bursa, Eskişehir, Ankara Gücü. Böyle keşke eski yıllarda olduğu gibi birbiriyle 90 dakikalık sürede rekabet eden, onun dışında dostlukları baki olan ama rekabetleri de çok böyle güçlü olan takımlar karşı karşıya gelseler. Evet, 34. hafta programında onu da hemen sizlerle paylaşalım. Eskişehir Spor Bolu Spor'la 19 Temmuz'da saat 17.30'da oynayacak. Saat 17.30'da 19 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Yani pazar günü
seyirci yasak olmasaydı herhalde şaşalı bir veda yakışırdı ama biliyorsunuz pandemi nedeniyle seyirci kısıtlaması var. Yani seyirci giremiyor. Evet, 17 Temmuz Cuma'dan aktaracağımız başlıklar böyleydi. Teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz bu 10 dakikalık zamanı paylaştığınız için. Yeniden görüşünceye dek de esenlikler diliyoruz hepiniz. Hoşçakalın.